Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Buz Yanığı Bölüm 84. Nerede o katil annen Ahu? Birsen teyzenin feryadı andıran sesi bütün kemiklerimi uyuşturdu. Öğrenmişti. Annem ile ilgili sakladığımız bu gerçeği öğrenmişti. Karnımın içinde sürekli hareket eden kızımı elimle sıvazlayarak sakinleştirmeye çalıştım. Ben korkup stres yaptıkça kızım da hissederek huysuzlaşıyordu. Elim ayağım zangır zangır titrerken komodinin üzerinden telefonumu alıp Melih'i aradım. Kulağıma yerleştirdiğim telefonla hızlı adımlarla yatak odasından çıktığım an annemle karşı karşıya geldik. Aşağıda Birsen teyze sürekli ''Nerede o katil annen ahu?'' deyip duruyordu. Annem korku dolu gözlerle gözlerimin içine bakıyordu. Tam o esnada Melih telefon açtı. ''Güzelim?'' nefes nefesiydi. ''Melih, Birsen teyze buraya geldi. Annemi öğrenmiş, çabuk gel.'' ''Ne?'' Bu sırada Birsen teyze bir kez daha bağırdı. Melih oldukça soğuk bir sesle ''Geliyorum, sakın odadan çıkma.'' diyerek telefonu kapattı. Sevgi Hanım'ın ''Birsen Hanım'ım sakin olun.'' dediğini duydum. Ve hemen arkasından da Kenan amcanın ''Evet Birsen sakin ol, gel otur şöyle.'' diyen sesi duydum. Ama Birsen teyze sakin olmak şöyle dursun çığlık çığlığa bağırıyordu. Karşımda duran annemin gözlerinde gördüğüm korku beni daha da telaşlandırıyordu. Sanki beynim durmuş ve ben düzgün düşünemiyordum. Tamamen içgüdüsel olarak bir elimle karnımı tutup, diğer elimle annemin elini tutarak onun odasına doğru çekiştirdim. Annem bana karşı koymadan kendi odasının önüne kadar gelmemizi sağladı. Odanın kapısını açıp annemi içeriye çektim ve karnımdaki elimi de çekip annemin elinden tuttum. Gözlerinin içinde güven vericisine baktım. ''Sakın bu odadan çıkma anne.'' dedim. Annem başını iki yana salladı ve gözlerinden akan yaşların yanakları ıslatmasına izin verdi. ''Ahu kızım, bir senin karşısına çıkmam lazım. Onun derdi benim. Bizim yüzleşmemiz lazım.'' dedi. ''Olmaz anne. Birsen teyze şimdi çok sinirli. Ben Melih gelene kadar onu sakinleştireceğim. Melih geldikten sonra da sakince yüzleşirsiniz.'' Annem boğazından çıkan hıçkırığa elini ağzını kapatarak saklamaya çalıştı. ''Ahu kızım, anne lütfen.'' diyerek sözünü kestim. ''Birsen teyze çok anlayışlı biri. Eminim ki ben onunla konuşunca sakinleşecek ve seni de anlayacak. Hiçbir şey bilmiyorsun kızım. Sen bir seni tanımıyorsun. O Fikret'in kardeşi. Bu olaylar dediğin gibi anlayışla karşılanmayacaktır.'' Annemin elini güven vermek ister gibi sıktım. ''Birsen teyzeden bahsediyoruz anne.'' Gülümsemeye çalıştım. ''Evet, Birsen teyzeden bahsediyorduk. Ne olabilirdi ki? En fazla bağırıp çağırır, öfkesinden dolayı kırıcı konuşurdu. O Birsen teyzeydi yani. Kalbi yumuşacık bir insan. Fikret Yıldırım'ın kardeşi olması onu kötü biri yapmazdı. Lütfen burada kal anne. Annem beni ne kadar zorlasa da ellerimi serbest bırakıp gitme ahu demesini duymazdan gelerek odasından çıkıp kapıyı kapattım. Adımlarımı merdivenlere doğru attım ve yavaşça merdivenlerden indim. Merdivenlerin son basamaklarındayken Birsen teyzenin salondan gelen ''Bırakın beni!'' diye bağırmasını duydum. Adımlarımı salona doğru ilerlettim. Salonun girişine geldiğimde Kenan amcanın ve Sevgi Hanım'ın Birsen teyzeyi kollarından tutarak durdurmaya çalıştıklarını gördüm. Birsen teyze çırpınarak onların elinden kurtulmaya çalıştığında tam kapı girişine kayan gözleri benimle kesişti ve çırpınışları duruldu. Birsen teyzenin durmasıyla Kenan amca ve Sevgi Hanım onun nereye baktığını görmek için kapı girişine dönmeleriyle beni gördüler. Ben ise tıpkı Birsen teyze gibi kimseyi görmüyor, sadece Birsen teyzenin kan çanağına dönen ela gözlerinin içine bakıyordum. Birsen teyzenin şu halini anlatacak olsaydım iki kelime söylerdim. Dağılmıştı, yıkılmıştı. İçinde bulunduğumuz durumun vahimliğiyle hepimizin arasında düz bir bakışma oluştu. Etraf öyle sessizleşti ki sessizlikten dolayı insanın kulakları uğuldar mıydı? Benim kulaklarım uğulduyordu. Ahu dedi Birsen teyze. Sesi yorgun, bakışları ölü gibiydi. Bana doğru bir adım atacakken Kenan amca onu kolundan tutarak ''Birsen hayatım'' diyerek onu durdurmaya çalıştı.
Ama Birsen teyze Kenan amcaya öyle bir baktı ki Kenan amca elini Birsen teyzenin kolundan çekti. Birsen teyze bana doğru yavaş adımlar atarken ben öylece gözlerin içine bakarak olduğum yerde yanıma gelmesini bekledim. Birsen teyze bana yaklaştı, yaklaştı ve yaklaştı. Tam önümde durduğunda beyazına kan dolan ela gözlerinden iki damla yaş süzüldü ve titreyen çenesinin altında soğudu. Ve ben Birsen teyzenin bakışlarına bir şey fark ettim. Çok değişik ve anlamlandırmaya korktuğum bir şey. Nasıl yaptın bunu? Gözlerini yıkılmışçasına kapattı. Nasıl yaptınız bunu? Birsen, Kenan amcanın sesi havada asılık aldı. Beni dedi Birsen teyze ve gözlerini açtı. Beni nasıl kandırdınız? Oğlumu nasıl kandırdınız? Beni abimin katiliyle nasıl aynı ortamlara soktunuz? Nasıl benim delirmemi sağlayan kadını burnumun dibine getirdiniz? Gözlerin içinden alevler fışkırıyordu. Ya siz nasıl benim bebeğimi kaybetmeme sebep olan kadınla beni akraba yaptınız? Diye haykırdı. Birsen teyzenin bu haline dayanamayarak ağlamaya başladığımda Kenan amca Birsen teyzenin yanına geldi. Sevgi Hanım ise benim yanıma geldi. Kenan amca Birsen sakin ol dediğinde Birsen teyze evi inletecek kadar bağırdı. Kes sesini bana sakin ol deyip durma. Sevgi Hanım ile aynı anda şaşkına döndü. Birsen teyzeden böylesine bir tavır hiç beklemiyordu. Birsen teyzenin bakışları tekrar benim gözlerimi bulduğunda gözlerinden gözlerime uzanan lavların yakıcılığını hissediyordum. Bakışları ölümdü. Bakışları beni uçurumun ucuna itiyordu. Birsen teyze benim tanıdığım Birsen teyze değildi. Sürekli yanında oldum. Her koşulda sana destek vermeye çalıştım. Oğlumdan çok seninle ilgilendim. Senin için ağladım, senin için güldüm. Boğazında biriken yumruğunun geçmesi için ardı ardına yutkundu. Karşılığı bu muydu ahu? Anne ben... Daha cümlemi bitirmeden Birsen teyzenin elini kaldırıp yanağıma sert bir tokat atması bilindi. Tokadın etkisiyle yüzüm yana çevrilirken Sevgi Hanım'ın tiz çığlığı ve Kenan amcanın Birsen teyzenin adını haykırmasıyla birbirine karıştı. Bana sakın anne deme. Yanağımdaki acı, kalbimde hissettiğim acı kadar acıtmıyordu. İnsan anne dediği birine böylesine bir kalleşliği nasıl yapar? Sakın, sakın diyeyim ahu. Bir daha bana anne deme. Hala yan tarafa dönük olan yüzümü çevirdim. Kasıklarımda hissettiğim hafif sızıyla elimi kasıklarıma bastırdım. Bedenim infilak etmiş gibi titriyor, içim acıyordu. Gerçekten çok üzgünüm. Kasıklarımdaki sızı şiddetini arttırmış ağrıya dönüşmüştü. Sakince oturup konuşalım. Bilmediğiniz şeyler var dedim. Birsen teyze dalga geçerek kendini kaybetmiş gibi kahkaha attı. Duydunuz mu üzgünmüş derken eliyle Kenan amcalara beni gösterdi. Üzgünmüş hem de çok üzgünmüş. Ben de buna inandım. Yüzündeki sahte gülümsemeyi sildi. Sen bana bir baksana. Ben bu saatten sonra senin timsah gözyaşlarına, yalan üzüntüne inanır mıyım? Ela gözlerindeki ölümcül ateşle gözlerimin içine baktı ve bana doğru bir adım attı. Sen bana burada metiye düzmeyi bırak da o sakladığın sürtük katil anneni getir buraya. Yeter artık bir sen... Kenan amca Birsen teyzenin kolundan tutarak geriye çekiştirdi. Sevgi Hanım'a hitaben ''Nerede kaldı bunlar?'' diye sordu. Sevgi Hanım'ın hem nutku tutulmuş hem de telaşlıydı. Arayıp haber verdim geliyoruz dediler Kenan Bey. Kenan amca sıkıntıyla oflayıp bakışlarını bana çevirdi ve koluma uzanarak ''Gel kızım ayakta durma içeride otur iyi görünmüyorsun'' dedi. Benim Kenan amcaya cevap vermeme fırsat kalmadan Birsen teyze koşar adımlarla mutfağa doğru koştu ve saniyeler içinde elinde bıçakla yanımıza geldi. Hepimiz şok olmuş vaziyette Birsen teyzeye bakarken Birsen teyze merdivenlere doğru yaptığı hamleyle Kenan amcanın elinden kurtulup merdivenlerin başında durdu. Yukarıya çıkacak, anneme zarar verecekti. Gözü dönmüştü ve mantıklı düşünemiyordu. Çekil önümden ahu! Başımı hayır anlamında salladım. Gidin evimden dedim. Sevgi Hanım ağlamaya başlamıştı. Kenan amca ise Birsen teyzeyi durdurmaya çalışıyordu. Birsen teyze bütün bu olanlara algılarını kapatmıştı. Tek düşündüğü annemdi. Bu tavırların tek sebebi ise öldü sandığı abisinden dolayıydı. Oysa ki abisi ne ölmüştü ne de benim annem katildi. Benim deli raporum olduğunu biliyorsun değil mi ahu? Şeytani bir tavırla güldü. Elindeki bıçağı bana doğrultarak salladı. Çekil önümden, o kadının canını alacağım. Birsen teyzenin tavırları beni korkutuyordu. Sancım çoğaldıkça çoğalıyor... Gözyaşlarım durmadan akıyordu. Melih daha gelememişti.
Sevgi Hanım'ın arayıp haber verdiği kişiler de gelmemişti. Ve ben Birsen teyzeyi daha ne kadar oyalayabilirdim hiç bilmiyordum. Ben dışarıdaki korumalara haber vereceğim diyerek kapıya doğru koşturan Sevgi Hanım, daha kapıya ulaşmadan kapının zili çaldı. Ben rahat bir nefes alırken Sevgi Hanım kapıyı açtı ve Mehmet abi içeri girdi. Ne oluyor burada diye sorduğu soru havada asılı kaldı çünkü o da Birsen teyzeyi elinde bıçakla görmeyi beklemiyordu. Mehmet abinin keskin gözleri bıçaktan ayrılıp beni bulduğunda kaşları çatıldı. İyi olmadığımın o da farkındaydı. Alnımda biriken terleri elimin tersiyle sildiğimde Mehmet abi, ''Birsen teyze sen ne yapıyorsun?'' diye sordu. Sesi baskın ben etti. ''Çekil Ahu'nun karşısından.'' ''Ben çekilmem Mehmet. Ahu benim karşısına çekilecek. Ben o kadından hesap soracağım.'' Mehmet abi sabır diler gibi bir nefes bıraktı. ''Bak Melih yoldaymış geliyor. Karısına bıçak çektiğini görürse hiç iyi olmaz.'' Birsen teyze sanki Melih'in yeni farkına varmış gibi titremeye başladı ve elindeki bıçağı yere attı. Bedenini Mehmet abiye doğru çevirip işaret parmağını dudağın üstüne yerleştirerek sus işareti yaptı. ''Şşt, sakın Melih bunları duymasın. Sonra çok üzülür. Annesinin iyi biri olduğunu söyle ona. Onu çok sevdiğini söyle.'' Mehmet abi gözlerini kapattığında Kenan amca ağlamaklı bir ses tonuyla ''Birsen hayatım'' diye fısıldadı. Ne olduğunu anlayamıyordum. Dizlerim titriyor, ayakta zor duruyordum. Kasıklarıma giren sert bir ağrıyla ah dedim dişlerimi sıkarak. Mehmet abinin kapalı olan gözleri açıldı ve beni buldu. Ahu seni mi? Mehmet abinin sözünü kesen dışarıda patlayan silah sesleri oldu. Mehmet abi ve Kenan amca silahlarına davranırken annem kızım diye çığlık atarak merdivenlerden koşarak inmiyordu. Kenan amca annemi sağlam bir şekilde görmenin etkisiyle elinden silahı düşürürken aynı şaşkınlık Birsen teyzede de vardı. Annem beni kollarının arasına alıp sıkıca sardığında Birsen teyze olduğu yerde titreyerek kararan gözleriyle anneme bakıyordu. Birsen teyze yalancı diye bağırdı. Hem yalancısın hem de katil. Bize doğru atıldı. Kenan amcayla Sevgi Hanım son anda engel oldu. Öldüreceğim seni. Ya da önce gözlerin önünde kızını öldüreceğim sonra da seni öldüreceğim. Annem yapma Allah aşkına Birsen dedi yalvarır gibi. Kes sesini. Sen katilsin. Abimle birlikteyken başkasından peydahladığın kızın yüzünden abimin canına kıydın. Annem hızla başını iki yana salladı. Her şeyi anlatacağım. Yeter ki sakinleş. Sertçe yutkundu. Ahu yukarıya çıksın biz baş başa konuşalım. Dışarıda silahlar patlıyor. Evimiz birileri tarafından kurşunlanıyordu. Kenan amca ve Sevgi Hanım Birsen teyzeyi tutuyor. Mehmet abi ise bir elinde silahı bir elinde kulağına koyduğu telefonla etrafa küfürler yağdırıyor. Ve bütün bunlar olurken Birsen teyze ile annem saçma ve asla gerçek olmayan bir davaya gidiyorlardı. Gerçekten bu yaşadığımız durum o kadar saçmaydı ki anlatmaya kelimeler bulamıyordum. Birsen teyze annemin gözlerinin içinde bir canavara bakar gibi bakarken silah sesleri de sonunda durmuştu. Mehmet abi rahat bir nefes alarak dış kapıyı açar açmaz suratına yediği yumrukla yere serildi. Bir çığlık atarken Kenan amca Birsen teyzeyi bırakarak yerdeki silahına davranacakken evin içine maskeli adamlar doluştu ve yine o anlaşılmaz mekanik sesle bir maskeli konuştu. O silahı almayı aklından bile geçirme. Kenan amca kal gelmiş gibi olduğu yerde kaldı. Artık dayanılmaz bir hal alan kasık ağrım, korkunun da tetiklemesiyle nefesimi kesecek dereceye gelmişti ve ben iki büklüm eğilip iki elimle karnımı tutarak ''Ah Melih neredesin?'' diye feryat ettim. Annem telaşla beni doğrultmaya çalışırken 20'ye yakın maskeli evin içinde her yeri sardılar. Sevgi Hanım olayın şokuyla bayılırken Birsen teyze Kenan amcanın yanına gitmiş, kolların arasına girmişti. Ah bebeğim diye bir kez feryat ettiğimde içeriye yüzünde maskesi, gözünde siyah gözüyle Fikret Yıldırım girdi. Bayılıp yere düşmemek için annemin eline tutunduğumda annem bütün bedenimi ayakta tutmak ister gibi beni sıkıca sarıyordu. Şu an yaşadığım dehşetin adı korkuydu. İliklerime kadar işleyen korku. Beni ayakta zor tutan sancımı unutarak anne diye zar zor konuştum. Hemen sen yukarıya çık. Annem ağlamasının arasında bana cevap vermeye kalmadan Fikret Yıldırım zor anlaşılan sesiyle konuştu. Anneni neden gönderiyorsun Ahu? Annem Fikret Yıldırım'ın konuşması biter bitmez sanki hissetmiş gibi bakışlarını benden çekip Fikret Yıldırım'a baktı. Fikret Yıldırım gözlüğün arkasında sakladığı gözleriyle annemle karşı karşıya kaldığında sarsılarak bir adım geriye gitti. Alıp verdiği derin nefeslerinden dolayı göğsü patlayacak bir volkan gibi inip kalkıyordu.
ortamda delici bir sessizlik oluşmuştu. Saniyelerin dakikaları kovaladığı bir süre zarfından sonra Melih kapının önünde belirdi ve hemen benim yakınımda olan bir tane adamı silahıyla vurdu. Melih'i görmenin rahatlığıyla derin bir nefes verdiğimde Çağlar, Ufuk ve Osman tuş da silahlarıyla içeri daldılar ve onların her biri bir maskeli adamı vurarak öldürdüler. Birsen teyze bu olanlara ilk kez şahit olduğu için oğlum diye yakardı. Melih bakışlarını Birsen teyzeye değdirmeden direkt dayısına baktı. Sizin belanızı derken küfretti. Siz kim oluyorsunuz da benim evimi basıyorsunuz dedi sert sesiyle. Fikret Yıldırım en sonunda annemden bakışlarını çekip Melih'e baktığında gayet rahattı. Melih ve adamlarının öldürdüğü 5 adamına rağmen diğer adamlarına bir hamle yapmalarını söylemiyordu. Kim olduğumu bildiğini halde bu soruyu sorman çok ironi değil mi? Bir nefes boşluğu kadar duraksadı ve aslanım diye cümlesini tamamlar tamamlamaz Birsen teyzenin dudaklarından ne dedi bu adam sorusu döküldü. Melih Fikret Yıldırım'ın yaptığı bu imaya sinirlenerek silahını rastgele bir maskeli adama doğrultup bir saniye bile düşünmeden silahını ateşleyerek adamı öldürdü. Silahın çıkarttığı sese benim inilti sesim karıştı. Tunç ve Melih'in gözleri beni buldu. İkisi aynı anda ahu diyerek bana doğru gelmeye çalıştıklarında maskeliler Tunç'un gelmesine müsaade ederken Melih'e izin vermeyerek ona silah çektiler. Melih kendisine doğrultulan silahları hiçe sayarak bana doğru bir adım atmasıyla maskelilerin bir kısmı bana, diğer kısmı da Birsen teyzeye silah doğrulttular. Ve Melih'in adımları olduğu yerde durdu. Onların kılına bir zarar gelirse sana ne yapacağımı tahmin bile edemezsin. Melih'in öfkesi sesine yansımıştı. Abi indir de indirelim diye konuştu Çağlar. Aynen abi diye destekledi Ufuk. Sen ne dersen o abi yeter ki emret dedi Osman. Fikret Yıldırım gözlerini Melih ve 3 adamında gezdirirken Tunç bir eliyle belime destek olup diğer eliyle saçlarımı yüzümden çekerek gözlerimin içine baktı. Güzelim iyi misin sen diye sordu. İyi değilim abi çok sancımlı. Tamam sakin ol seni şimdi buradan çıkartacağım. Annemin yardımıyla beni doğrultup kucağına almak için kolunu bacaklarımın altından geçirdi. Buradan çıkıp hastaneye gideceğiz diyerek tam beni kucaklayacakken Fikret Yıldırım zor anlaşılan sesiyle çirkin bir kahkaha attı. Yazık sana Tunç Demir dedi ve ekledi. Sen ne yüce gönüllü bir adammışsın. Sözleri Tunca'ydı ama Melih'le göz teması kurdu. Babanı öldüren adamın karısını ve bebeğini düşünüyorsun. Üstelik aynı kandan olmamana rağmen. İki elinin avuç içini birbirine vurarak alkış çaldı. Vallahi helal olsun sana. Tunç'un bacağımın altındaki kolları kasıldı. Açık kahve gözleri gözlerimin içine baktığında gözlerimde küçücük bir umut aradı. Bu adamın söylediklerinin yalan olduğuna dair küçücük bir iz. Tunç aradığı izi gözlerimde bulamayınca önce gözlerini kapattı. Sonra kollarını bacaklarımdan çekti. Ahu benim dedi duraksayarak. Benim bunu sindirmem gerekiyor. Olduğu yere sere serpe çöktü. Abi dememle karnımı tuttum. Melih öfkeyle neydi şimdi bu yaptığın şov mu? İşlerin arasından tıslar gibi konuştu. Yaptığımın ve yapacaklarımın şov olmayacak kadar gerçek olduğunu biliyorsun Melih dedi Fikret Yıldırım. Beni dinlemiyorsun. Beni takmıyorsun. Seni takmadığımı idrak edebilmen ne güzel. Melih! Göğsünden gelen hırıltılı bir sesle adını telaffuz etti. Eğer beni dinlememeye devam edersen olacaklardan ben sorumlu değilim. Şu dakikadan sonra karar vereceğin her şeyin sebebi sen olacaksın. Senden istediğim çok basit bir şey. Beyaz masayı bırakmayacak ve bana canını vereceksin. Abi konuşturma şerefsizi diye bağırdı Çağlar. Birsen teyze Kenan amcanın kollarının arasından çıkarak Melih'e doğru koştu. Ver oğlum bu katil kadını. Ver ne yapacaksa yapsın. Ben ise dayanma gücümü çoktan yitirmiştim. Alnımda sürekli terler birikiyor. Sanki kasıklarımı biri kesiyordu. Ağrım o kadar artmıştı ki. Melih diye haykırdım. Çok sancım var dayanamıyorum. Tunç çöktüğü yerden ayağa kalkarak beni sakinleştirip yardım etmeye çalıştı. Melih ise küfrederek eliyle Çağlar'a işaret yaptı. Bana ve Birsen teyzeye silah doğrultan maskeleri vurmaya başladılar. Melih maskeli adamları öldürürken Fikret Yıldırım film izler gibi adamlarının vurulmasını istedi. Bu adam hiçbir duygu barındırmayan korkunç bir caniydi. Melih dayısının arkasına dönüp bana doğru bir adım atmıştı ki Fikret Yıldırım Melih diye seslendi ve ekledi. Bunu sen istedin aslanım. Her şey bu saniyeden sonra gelişti. Fikret Yıldırım ilk önce gözündeki siyah gözlüğü çıkardı.
Daha sonra da yüzündeki maskeyi çıkartıp attı. Yönünü Birsen teyzeye çevirip, "Birsen," dedi dolu dolu. Birsen teyze yuvalarından çıkacak kadar büyüyen gözlerini Fikret Yıldırım'a dikerek, eliyle iki yandan başını sararak, "Ah, abi," diye çığlık attı. Annem dona kalmış, elimi tutan eli bile buz kesmişti. Birçok anlam yüklü fısıltılı bir ses tonuyla "Fikret" diye adını telaffuz etti. Hepimiz donmuş kalmıştık. Hiçbirimiz Fikret Yıldırım'dan böyle bir şey yapacağını beklemiyorduk. Hatta ben öyle şok olmuştum ki sancımı bile unutmuştum. Birsen teyzenin feryadını andıran çığlıkları sonunda yankılanırken Fikret Yıldırım herkesin gözünün içine tek tek baktı ve en son annemin gözlerinde durdu. Dudağının ucunu şeytani bir tavırla kıvırdı. "Nasılsın küçük kızım? Sence de hesaplaşma vaktimiz gelmedi mi?" dedi. Annem iki kaburgasının arasına sert bir tekme yemiş gibi sarsıldığında ardı ardına yutkunmaya başladı. Gözlerinden akan yaşlar sel olmuştu. Annemi koruma içgüdüsüyle önüne geçtiğinde Fikret Yıldırım'ın dudağındaki gülümseme büyüdü. Elini havaya kaldırıp arkasındaki adamlara bir işaret yaparak beni gösterdi. "Ahuyu vurun," dedi. Şok oldum. Dehşete düştüm. Annem "Hayır!" diye çığlık atarken Melih dayısına silah doğrultup onu omzundan vurdu. Fikret Yıldırım'ın vurulma etkisiyle bir adım geriye giderken Melih tekrar silahı dayısına uzatarak arkasındaki maskeleri tehdit etti. "Aklınızdan bile geçirmeyin," diyerek küfretti. "Bir dahaki kurşun patronunuzun beynine isabet eder. Canının acısına rağmen senin elinden ölmekten gurur duyarım aslanım," dedi Fikret Yıldırım ve tükürür gibi konuşmasını sürdürdü. "Melih, Melih kafamı bile koparsa bugün Canan'ın başkasından peydahladığı bu kızı öldüreceksiniz." "Hayır, hayır," diyerek önüme geçti annem ve kollarını bana siper ederek Fikret Yıldırım'ın gözlerinin içine baktı. "Ahuyu öldürmene müsaade etmeyeceğim." Boğazından kaçan hıçkırığı yuttu. "Ahu başkasının değil," duraksadı. "Senin kızın. Ahu'nun babası sensin." Zaman, bulunduğum yer, gördüklerim, duyduklarım ve hissettiğim her şey bir bir uğultu şeklinde kulağımda çınlarken bedenim elektrik akımına kapılmış gibi titremeye başladı. Melih'in elinden yere düşerek tiz bir ses çıkaran silah sesine, kalbini tutarak yere yığılan Fikret Yıldırım'ın zemine düşen bedeninin sesi karıştı. Annem dizlerinin üzerine çökerek hüngür hüngür ağlarken benim gözlerim Birsen teyzeye kaydı. Birsen teyze dizlerinin üzerinde yere çökmüş ve eliyle kulaklarını kapatarak çığlık atıyor ve durmadan olduğu yerde sallanıp duruyordu. Kenan amca onu zapt etmeye çalışsa da başarılı olamıyordu. Birdenbire Birsen teyzenin hareketlenip durup bacaklarıma baktığını gördüm. Yavaşça bakışlarımı bacaklarıma çevirdim ve şerit halinde bacaklarımdan akın kanı görmemle Birsen teyzenin dizlerinin üzerine sürünerek yanıma gelmesi bir oldu. Eliyle bacaklarımdan süzülen kanları silmeye çalışıyor, aynı anda da ağlayarak konuşuyordu. "Kenan, bir şey yap, Kenan, bebeğimiz gidiyor, Kenan!" Melih yanıma gelip beni kucağına almaya çalışırken Kenan amca da Birsen teyzeyi tutmaya çalışıyordu. Ama Birsen teyze bacaklarımdaki kanı haykırarak silmeye devam etti. "Çok kan var Kenan. Bebeğimizi kaybediyoruz. Abim gitti, bebeğim gitmesin Kenan. Ah yalvarırım, benden gitmesin bebeğim." Melih en sonunda beni kucağına aldı. Etrafımızdaki herkes bir şeyler söyledi. Melih kulağıma bir şeyler fısıldadı. Hiçbirini ne duyabildim ne de anlayabildim. Acı bile hissetmiyordum, uyuşmuştum. Tek duyduğum ses Birsen teyzenin haykırışlarıydı. Hayır, hayır, tek duyduğum bebeğini kaybeden bir annenin delirirken son feryadıydı. Gözlerim kapanıp karanlığın kollarına teslim olurken yine en son duyduğum şey Birsen teyzenin "Bebeğim gözlerimin önünde içimden kayıp gitti. Ben bebeğimi kaybettim," diyen sesi oldu. Sonrası karanlık. Sonrası yoktu. Kendimi bildim bileli her gece aynı duayı ettim. Küçükken annemle mevlitlere gider, orada okunan Kur'an'dan sonra yine aynı duayı ederdim. Namaz kılmayı bile duam kabul olsun diye öğrendim. Dilimden düşmeyen tek duam, "Allah'ım benim de babam olsun" olurdu. Belki de karşılık bekledim diye duam hiçbir zaman kabul olmadı. Belki de ben günahkar bir insanım ve bu yüzden babam bir cani çıktı.
Hayatım boyunca hep belkilerim oldu ve ben hep belkilere sığındım. Bazen gökyüzündeki bulutlarda, bazen izlediğim bir filmde, dinlediğim bir şarkının sözünde, yolda yürüyen sıradan bir amcada babamı aradım. Güzel hayaller kurup, bu hayalleri kimsenin yıkmasına müsaade etmeden içimde büyüttüm babamı. Adımı bile sırf babam seviyor diye sevdim. Yıllarca babam ile ilgili sayısız şey düşündüm. Sayısız hayal kurdum. Ama hiçbir hayalimde Fikret Yıldırım yoktu. Bazı yalanlar asla ortaya çıkmamalıydı. Fikret Yıldırım da bu yalanlardan biriydi. Kendimi sahibinin elinden kaçırdığı ve rüzgarlara kapılarak yolunu kaybeden bir uçurtma gibi hissediyordum. Öyleyse ne boşu boşuna havada süzülüyor ama bir türlü doğru yolu bulamıyordum. En sonunda çırpınmayı bırakarak kendimi rüzgarın insafına bıraktım. Rüzgar oradan oraya sürükleyip en sonunda dikenli çalılıklara düşürdü bu uçurtmayı. Çalılıklardaki dikenden dolayı kimsenin almaya cesaret edemediği uçurtma. Çürüyüp yok olana kadar orada yalnız kaldım. Dikenlerin acısını hissede yok oldu. Tıpkı benim gibi. Geçmişin sivri tırnaklarını hissede Melih'in insafına sığındım. Beni kurtarmaya kimsenin gücü yetmediği için ben Melih'le birlikte yok oldum. Gözlerimi açtığımda yine ve yeniden bir hastane odasındaydım. Elim refleks olarak karnımı bulmuş ve yaptığım ani hareketten dolayı kolumdaki serum iğnesi kolumu yırtarak çıkmıştı. Ama benim için önemli değil. Tek düşündüğüm bebeğimdi ve ben elimin altında hissettiğim şişlikle derin bir nefes aldıktan sonra evde öğrendiğim gerçeklerde veremediğim tepkiyi şimdi vererek hıçkırı hıçkırı ağlamış, küçük çaplı bir ağlama krizi geçirmiştim. Şimdi ise hemşire serum iğnesinin parçaladığı koluma pansuman yapmış, diğer koluma damar yolu açarak yeni bir serum takıyordu. Annem kapı kirişinde duvara sırtını yaslamış ağlıyor. Melih ise hemen yanı başımdaydı. Yüzünün rengi gitmiş, başını yere eğmiş, benimle göz teması kurmaktan kaçınıyordu. İşini bitiren hemşire, birazdan Özlem Hanım yanınıza gelecek, geçmiş olsun diyerek odadan çıktı. Hemşirenin çıkmasıyla annem bir adım atarak, ahu kızım dediğinde, hiçbir duygu barındırmayan sesimle konuşmak istemiyorum dedim. Annem bana baktı. Baktı ve baktı. En sonunda başını sallayarak odadan çıktı. Odada Melih ile yalnız kaldığımızda Melih de arkasını dönüp başı yerde bir şekilde bir iki adım atmıştı ki elinden tuttu. Sen nereye gidiyorsun? Ben dedi tarafsız bir şekilde. Yani sen konuşmak istemiyorum deyince benimle de konuşmak istemezsin diye düşündüm. Niye böyle düşündün? Melih yere eğik olan başını kaldırıp tersiz gözleriyle gözlerimin içine baktı. Bu yaşadıklarında benim de suçum olduğu için diye açıklama yaptı. Yaşadıklarımız diye düzelttim onu. Melih'in ela gözlerinin etrafında biriken ölü cesetler gözlerindeki ışığa gölge düşürmüştü. Koca bir kalkana benzeyen omuzları çökmüş, yüzündeki bütün kan çekilmişti. Onu ilk kez böyle yıkık dökük görüyordum. Cevdet Demir'in gerçek babam olmadığını öğrendiğinde bile böyle çökmemişti. Böylesine bitmemişti. Öğrendiğimiz gerçekler en az benim kadar onu da perişan etmişti. Hayır, Melih kesinlikle benden daha çok yıkılmıştı. Yaşadığım, yaşadığı ve bize yaşattıklarının hepsi yalandan ibaretti. Ömrümüzü hiç uğruna tüketmemize sebep olan iğrenç bir yalandı. Ve yalanlar gün yüzüne çıktığında dik duran tek bir baş bile kalmamış, hepsi yere eğilmişti. Melih odanın sessizliğini yarıp geçen bir şiddetle yutkundu. Eğer bilseydim dediğinde kapı bir kez daha çalınıp açıldı. Özlem Hanım'ın içeri girmesiyle Melih söyleyeceklerini yutmak zorunda kaldı. Özlem Hanım ciddi yüz ifadesiyle yanıma doğru elindeki dosyayla ilerledi ve yanında durdu. Gözleri kısa bir süreliğine Melih'in yüzüne değdi ama çok sürmeden gözlerini çekip bana baktı. Ahu Hanım size nasılsınız diye sormayacağım. Çünkü bu soruyu sormak o kadar anlamsız ki. Elindeki dosyayı açıp bir şeylere baktı. Bir kez daha kanama geçirdiniz ve üzgünüm ki kanamanızı zor kontrol altına aldım. Dolan gözlerim görüş açımı kapatmıştı. Bebeğim diye zar zor konuştuğumda
Özlem Hanım dosyadan başını kaldırıp yüzüme baktı. Şimdilik bebeğinizde bir sıkıntı yok. Ultrason ve bazı tetkikler yapıldı. Bebekte herhangi bir soruna rastlanamadı. Ancak Avva Hanım, maalesef ki kaybettiğiniz kan oldukça ciddi bir sorun teşkil ediyor. Bir kez daha kanama yapma şansınız çok. Sizi ve bebeğinizi gözlem altına alacağız. Hamileliğinizin 6. ayındasınız. 7. ayına kadar herhangi bir kanama olmasını önleyecek ve eğer önleyemeyeceğimiz bir kanama ile karşılaşırsak duraksadı. Gözlerinin sırasıyla önce Melih'in sonra da benim gözlerime değdirdi. Hamileliğinizi 7. ayda sonlandırıp bebeği sezaryenli yoluyla almamız gerekecek. Melih sık solukların arasından ya Ahu'nun kanaması bu süreçte olmazsa ve 8. ayda kanama yaşarsa ne yapacağız Özlem Hanım diye sordu. Özlem Hanım Melih'in gözlerinin içine bakarak oldukça soğukkanlı bir şekilde sorusunu yanıtladı. Yine hamileliği sonlandıracağız ve maalesef ki bebek prometor olarak doğmuş olacak. Ben ağlayarak karnımı okşarken Melih oldukça sert bir tavırla siz ne dediğinizin farkında mısınız diye tepki gösterdi. Elbette farkındayım Melih Bey ama görüyorum ki sizin farkında olmadığınız bazı şeyler var. Doktor Emre ile az önce konuştuk ve bana olanı biteni anlattı. Eşinizle kan bağınız var, akraba evliliği yapmışsınız ve sanırım Ahu Hanım öyle kolay hamile kalmamış. Benden onay bekler gibi gözümün içine baktı. Gözlerimi kapatıp açarak onay verdiğimde tekrar gözleri Melih'e çevrildi. Akraba evliliklerinde gerçekleşen hamilelikler genellikle risklidir. Zira akraba evliliklerinde ölü doğum ve düşük gibi ciddi sorunlarla sıkça karşılaşılır. Özlem Hanım'ın açıklamasından sonra Melih daha sakin ve ılıman ses tonuyla ''Bu süreçte ne yapmamız gerekirse yapalım.'' dedi. Özlem Hanım başını olumlu anlamda sallayıp dosyadan birkaç sayfa çevirdi. ''Dediğim gibi Ahu Hanım'ı gözetim altına almalıyız ve bu süreci takip etmeliyiz.'' ''Doğuma kadar hastanede mi kalacağım?'' diye sordu. ''Hastanede kalmanız en doğru karar. Ama kalmak istemezseniz imkanlarınız doğrultusunda sizin özel tahsil ettiğiniz bir hemşire ile evinizde bu süreci geçirebilirsiniz.'' Daha ben cevap vermeden Melih ''Evimize gidelim. Ben ne gerekiyorsa en iyisini yapacağım.'' dedi ve gözlerimin içine baktı. ''Evimizde daha rahat edersin Ahu.'' ''Doğru söylüyordu. Ben evde daha rahat ederdim. Aylarca bir hastane odasında bebeğimin doğmasını beklemek yerine evimizde beklemek en doğru tercih olurdu. Bu yüzden evimize gidelim.'' dedi. ''Tamam o halde.'' dedi Özlem Hanım ve ekledi. ''Ahu Hanım bu geceyi burada geçirsin. Yarın son kontrollerini yaptıktan sonra taburcu işlemlerinizi gerçekleştiririz.'' gülümsedi. ''Bana sormak istediğiniz bir şey olursa beni aramaktan çekinmeyin Ahu Hanım.'' Dosyayı kapattı. ''Geçmiş olsun.'' diyerek odadan çıkacağı zaman kapı bir kez daha tıklatılıp açıldı. Ve Emre kapı önünde belirdi. Özlem Hanım odadan çıkmaya çalışırken Emre odaya girdi. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.